Evet, bazen doktor da hasta olur. Operatör milleti kurtarayım derken kendi aracını yolda bırakmak zorunda kaldı 3 gün önce ve az kalsın göremedi dozer çalışırken. Anlaşılmıyordu çünkü çok büyük kar var, kar kitlesi. Arabada dozerle beraber gidecekti. Ama fark ettiler hikaye. Ve arabayı bulduk. Kaybolan araba bulundu arkadaşlar. Kayıp araba. Osman Bey'in kayıp arabası. Şuraya bak ya. Anlaşılmıyor ki uzaktan hiçbir şey. Araba yavaş yavaş çıktı meydana. Karda kaybolan araba bulunmuştur arkadaşlar. Ama daha çok kar var. Mikail Bey çıkmaya çalışıyor. Çıkamıyor. Çıktı. Karda kaybolan araba. Burada kıyamet var arkadaşlar. Kış kıyamet. Hareketlenmeye başladı. Tabut gibi. Böyle araba gördünüz mü arkadaşlar? Gel gel öyle gel. Az da değil. Bak, araba hiçbir yere gözükmüyor. Sola! Oh! Yine 4-5 günlük çalışmayla bu yolu açtık. 2 gün yol açık kaldı. Köye inmiştik biz de. İşlerimiz vardı. Dönüş yolunda çığ inmişti. Gecede kar yağışı başladı. Yolu açamadık. Aracımız yolda mahsur kaldı. 4-5 gün sonra dün gece çıkardık. Kar kütlesi kapatmıştı. Hatta sağa solu ezilmiş. Ama tabii ki yani can olmadıktan sonra sonuçta maldır dedik. Çok fazla dert etmedik. Ama böyle şeyler burada zaman zaman oldukça fazla yaşıyoruz. Yani yolda geliyorsunuz, bir bölgeye giriyorsunuz. Geri dönmek isteseniz de arka taraftan da çiğ inmişse geri dönemiyorsunuz. Böyle bir vadi. Ama çok büyük bir uzun bir vadi değil. Toplam 2-2,5 kilometredir. Buna inanın bugünkü teknolojide her türlü çözümü vardır. İnşallah çözeceğiz. Şu an ekip mazot doldurma molasında. Beyler kolay gelsin. Eyvallah, teşekkür ederiz. Sağ olun. Nasıl gidiyor çalışmalar? Dozerci çalışmalar nasıl gidiyor? Tüm hızıyla şu an amacayla yol çalışması devam ediyor.